Kıymetli seyirciler, yeni bir Açık Medeniyet programına daha hoş geldiniz. İnşallah bu programımızda çok değerli konuğumuz İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü Hocası Fatih Çalışır Hocamız, Tahsin Görgün Hocamızla beraber tarihin tarihini ele alacağız. Tarih ilmi nasıl dönüşümlerden geçiyor? Dünya değiştikçe, jeopolitik değiştikçe, güç ilişkileri değiştikçe tarih yeniden nasıl yazılıyor? Bunları tartışacağız. Ama özellikle de tarihin dönemlere ayrılması konusu üzerinde duracağız. Batı tarihinin dönemlere ayrılması ve İslam tarihinin dönemlere ayrılması, ayrıca Osmanlı tarihinin dönemlere ayrılması, özellikle de geri kalmışlık paradigması, gerileme paradigması dediğimiz düşünce üzerinde duracağız. Bunları hep beraber müzakere edeceğiz. Daha önceki programlarımızda Batı tarihinin 19. yüzyılda yeniden yazıldığından bahsettik ve Avrupa Birliği'nin kurulmasıyla beraber yeni bir Batı tarihi yazma girişiminden bahsettik. Eski Yunan'dan başlayan, Orta Çağ'ı reddetmeyen, Orta Çağ'ı yeniden içselleştiren ve bir bütünlük inşa etmeye çalışan Jacques Le Goff'un önceliğinde Avrupa tarihini yeniden yazma projesinden bahsetmiştik. Gene İbn Haldun'un işte toplum değiştikçe, dünya değiştikçe tarihin yeniden yazılması gerektiği tezinden bahsetmiştik. Dolayısıyla günümüzde de birçok değişiklikler oluyor, bitiyor ve bizim bunları yeniden yorumlamamız icap ediyor. Tarihimizi, dünya tarihini yeniden ele almamız, yeniden yazmamız gerekiyor. Özellikle de bu son birkaç 10 yılda şiddetli eleştirilere maruz kalan ve ciddi tarihçilerin tamamen terk etmiş olduğu gerileme düşüncesi, gerileme paradigmasını dışlayan daha farklı bir yaklaşımla İslam tarihini yeniden yazmamız, yeniden ele almamız gerekiyor. Gerileme düşüncesi, gerileme paradigması saygın tarihçiler arasında Marshall Hudson'dan Brodel'e kadar ve daha sonraki birçok tarihçimiz tarafından terk edilmiş olmasına rağmen maalesef hala popüler kültürde son derece yerleşmiş şekilde devam ediyor. Birçok ders kitabında hala devam ediyor ve insanlar bunu adeta bir dogma gibi kabul ediyorlar. Akademisyenler arasındaki, saygın tarihçiler arasındaki zihniyet dönüşümü, gerileme paradigmasının terk edilmesi yaklaşımı maalesef popüler kültüre henüz inemedi. Bu da tabii ciddi bir sorun teşkil ediyor. İnşallah bu programda bu konuları tartışacağız. Evet, Fatih Hocam, arzu ederseniz sizinle başlayalım. Sizin bu Osmanlı tarihçileri tarafından gerileme paradigmasının, gerileme düşüncesinin terk edildiğini ele alan bir makaleniz var. Evet. Ve bu gerilemenin aslında bir mit olduğunu, tamamen bir kurgu olduğunu söylüyorsunuz. Ancak önce şununla başlamak istiyorum ben. Bu gerileme paradigmasını kimler ortaya attı? Bunun önde gelen temsilcileri kimlerdi? Yani önce bunu arzu ederseniz kısaca bir tartışalım. Evet. Sonra bu kimler bunu reddetti, niçin reddettiler onu ele alalım. Buyurun. Teşekkür ederim. Bu gerileme paradigmasının, yani o miti inşa edenler kimdi? Bu anlatıyı, bu hikayeyi ilk üretenler kimlerdi? Bunu niçin yaptılar? Evet. Hocam, aslında meselenin iki boyutu var. Bir, Osmanlı döneminde yazılan nasihatname türü dediğimiz eserlerde de aslında bir gerilemeden bahsedildiğini görüyoruz. Ve bugün ikinci boyut olarak özellikle 1960'larda aktif olan tarihçilerin yazdığı modern kitaplarda Osmanlı'nın gerilediği ve akabinde kurulan
modern Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında bu gerilemenin bir sonucu olduğunu rasyonelleştiren, bir zemine oturtan anlatı var. Mesela o tarihçilerin önde gelenler bir tanesi Bernard Lewis herhalde, tabii, değil mi? özellikle 1957'deki makalesi zaten bu başlığı taşıyor. Sonrasında yazdığı bir diğer makalede de Osmanlı gerilemesinin Osmanlı gözlemcileri. Yani bu bizim ürettiğimiz, anlattığımız bir hikaye değil. Aslında Osmanlılar kendileri de gerilemeyi biliyorlardı şeklinde. Ve kendileri kabullenmişlerdi. Evet, bir yaklaşımla, inandırıcı bir yaklaşım, ikna edici bir yaklaşımla başlıyor hikayeye. Ve aslında bu tezin bu kadar kuvvetli bir şekilde 20-30 yıl boyunca tekrarlanması, lise kitaplarına dahi inmesi, bugünkü anlatıda her ortaokulu öğrencisinin bildiği işte Osmanlı'nın kuruluşu, yükselişi, duraklaması ve gerilemesi, son olarak da yıkışı anlatısını kurgulayan kişilerden biridir Bernard Lewis. Bunu çok ustalıkla inşa etmiştir. Kendisinin yazdığı Modern Türkiye'nin Doğuşu kitabı daha matbaadan gelir gelmez Türkçe'ye çevrilmiştir. Türk Tarih Kurumu tarafından, önemli bir profesör tarafından ve Türkiye'de hüsnü kabul gören, hemen kanona giren bir eser olarak yıllarca okutulmuştur üniversitelerde, tarih bölümlerinde. Ve orada da Bernard Lewis bu iddialarını daha kuvvetli bir şekilde 1683'ten itibaren Osmanlı kaçınılmaz bir sona doğru ilerledi yaklaşımıyla ortaya koymuştur. Çok teolojik bir yaklaşım. Yani biz bugün baktığımızda tarihçiler bunu hem anakronizmle anlayabiliriz, hem de o hikayenin sonunu bilip hikayeyi o şekilde kurgulama hatasıyla. Tarihçilikte en büyük hatalardan biridir. Yani geriye dönük olarak kurgulama. Tabii. Evet. Yani hikayenin sonu belli. Dolayısıyla onun başını da bu şekilde yazalım ki sona bize ulaştırsın. Ama tarih bu kadar da kurgusal değildir. Malum. Bir de tabii 300 yıl devam eden bir gerileme. Tabii yani, bu nasıl bir gerileme? Yani Amerika kurulalı 3 asır olmadı. Yani evet. Osmanlı'nın sadece gerilemesi nasıl 3 asır olabiliyor, değil mi? Evet. İşte hocanın çıkış noktası, hocam burada nasihatname yazarlarının eleştirileri. Bir taraftan dediğim gibi haklı boyutu da var. Evet, 17. yüzyılda yaşayan Koçi Beyler, Mustafa Aliler gerilemeden bahsediyorlar. Ama ona bakarsanız şimdi her asırda, mesela Hazreti Ömer diyor ki zaman bozuldu diyor. Mesela yani her asırda işte Aristo zaman bozuldu diyor. Sokrates zaman bozuldu. Tabii. Yani her asırda insanlar yani gerilemeden, zamanın bozulmasından bir şekilde şikayet ediyorlar. Yani bunları bağlamı içerisinde ele almak gerekir, değil mi? Kesinlikle. Evet. Bozulmuş olmayan bir asır yok herhalde. Evet, yani bozulmaktan şikayet edilmeyen bir asır yok yani. Evet. Ve mesela Koçi Bey'in ifadelerinde geçer. İşte nerede o Sultan Süleyman'ın günleri, o altın çağı neden tekrar yaşayamıyoruz şeklinde bazı serzenişler var. Ancak baktığınızda Koçi Bey, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşayan yazarlar da bundan şikayet ediyor. Nerede o eski günler şeklinde bir kurgu. Yani tam da dediğiniz gibi herkesin bir derdi var yaşadığı çağıyla. Her asırda bazı insanlar nostaljik bir şekilde eskiye bir özlem duyuyorlar. Sanki eskiden sanki hiçbir sıkıntı yokmuş gibi. Yani bugün de Amerika'da, Avrupa'da hani veya bütün tarih boyunca yani devamlı eskiye özlem bu tür şikayetler oluyor. Bunları bağlamı içinde bir şekilde mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Yani Bernard Lewis bu bir taraftan inandırıcı söylemle başlarken diğer taraftan tam da bahsettiğiniz üzere hocam bağlamları göz ardı ediyor. Ama akabinde 1980'lerde Batı'da bu işlere kafa yoran, mesai harcayan bazı tarihçiler Donald Howard gibi, Douglas Howard gibi pardon, bir dakika diyor, şunların bir biyografisine bakalım. Bu nasihatname yazarları kimlermiş ve dertleri nelermiş? Niye böyle bir decline'dan, bir gerilemeden bahsediyorlar? Evet, dolayısıyla eleştiri ve sorgulama başlıyor. Evet. Ama Tahsin Hocam, şimdi sizin bu konudaki yorumlarınızı alalım. Yani bu gerileme, yani İslam medeniyetinin gerilediği, Osmanlı'nın gerilediği ve bu gerilemenin kaçınılmaz olduğu, doğal olduğu yaklaşım, bunun hani felsefi temelleri nedir? Yani şimdi, bu bir böyle tarihi araştırmalara mı dayanıyor? Bu, yoksa bunun arkasında bir felsefi yaklaşım mı var? Tabii felsefi yaklaşımın olmadığı bir bilimsel faaliyet olmaz zaten. Yani evet, bütün anlatılar. Daha önce Tahsin Hocam'la tarih ve felsefe ilişkisini konuşmuştuk. Ve orada şu sonuca vardık. Yani felsefeden kopuk tarihçilik olmaz. Ve şu andaki tarih
dilimiz de bir felsefi yaklaşım üzerine kuruldur diye ve Hegel'in işte Victor Kuzen gibi yani böyle bu önde gelen felsefecilerin felsefi düşüncelerinin modern tarih yazımı nasıl temellendirdiği, şekillendirdiğini. Aynı şekilde Auguste Comte, Saint-Simon vesaire. Auguste Comte, Saint-Simon. Onların hepsini de konuştuk. Evet, Marx. Tabii yani evet. Batı dünyasında böyle. Şimdi özellikle 19. yüzyılda Batı Avrupa'da bir siyaset takip ediliyor. Şark meselesi diye bir mesele var malum. O özellikle şeydi de 18. yüzyılda da Şark meselesi farklı cihetlerden konuşuluyor. Tabii Şark meselesinin farklı konotasyonları var. Farklı imaları var, farklı iddiaları var. Çağrışımları var. Tabii çağrışımlı ama şeyleri de, içeriği de farklı farklı. Evet. Yani Şark meselesi denildiğinde bazıları özellikle Doğu dünyasındaki mevcut Hristiyan kiliseleri var. Ve bu Hristiyan kiliseleri Osmanlı Devleti içerisinde bütünün parçası olarak varlıklarını sürdürüyor. Evet. Yani Rumlar, Ermeniler, daha farklı şeyler, Lübnan'daki farklı Hristiyan grupları, Mısır'daki Kıptiler vesaire. Ve Müslümanlar yani şeyde Osmanlı Devleti'nin içerisinde bu kadar farklı sayı olarak fazla Hristiyan'ın yaşayıp da Osmanlı Devleti'nin bir Müslüman devlet olarak varlığını sürdürmesi tabii Batılılar için anlaşılabilir bir şey değil. Evet. Dolayısıyla Şark meselesi denildiğinde mesela 19. yüzyılın başında yazılmış diyelim Bizans Devleti tarihi o tip kitaplar var. Bu tip ilginç başlıklı kitaplar Bizans tarihi diye. Hani diyeceksiniz ki Bizans tarihi nasıl yazılır ki 19. yüzyılda? Yani yaşayan bir devletin tarihi olarak Bizans tarihi yazıyorlar. Kastettikleri Fener Rum Patrikhanesi'nin tarihi. Onların gözünde şöyle bir görüntü var. Yani Fener Rum Patrikhanesi bütün kurumları, kurullarıyla, bütün vakıflarıyla, her şeyle mevcut, devam ediyor. Rumlar var yeterince, Ortodoks Hristiyanlar var. Sayı olarak oldukça kalabalık. Aslında mevcut Fener Rum Patrikhanesi'ni önündeki engeller, yani ne demek? Türkler kaldırılırsa şayet orada Bizans imparatorluğunu ihya etmek mümkün bir Hristiyan evet. devleti olarak. Dolayısıyla mesele Osmanlı Devleti'nin yıkılması, parçalanması belli ölçüde bir işin bir tarafı ama başka bir tarafı da Bizans'ın Doğu Roma'nın ihyası gibi. Yani işte Doğu Şark meselesi falan dediğimizde dediğim gibi farklı evet. ima farklı içeriği var ya. Yani. Şimdi ama bu çerçevede tabii bir şey yapamadıkları herhangi bir şekilde başaramadıkları şey Osmanlı Devleti'nin yönetimi altında bulunan veya birlikte yaşayan Osmanlı Devleti'nin parçası olan farklı din gruplarını Osmanlı Devleti'ne karşı harekete geçirmek. Evet. Böyle bir şeyde başarılı olamıyorlar uzun süre. Ta şeye kadar işte Mora'da 19. yüzyılın başlarında yani 18. yüzyılın sonlarına doğru bir hareket oluyor. Onun da zaten ne kadar yerli, ne kadar dışarıdan gelen savaşçılarla yapıldığı yani kendi başına ayrı bir konu. Diğer taraftan şöyle bir başka bir söylem olarak şöyle bir söylem de var. Yani Türkler Arap değil. Türkler Arap olmadığına göre eğer Araplarla alakalı olarak söylem Türklerle Arapları birbirine düşürecek şekilde oluşturulursa şayet o zaman Osmanlı Devleti'nin bütünlüğüyle alakalı çok esaslı bir sorun, bir fay hattı oluşturulmuş olur. Nedir peki? İslam dininin bir Arap dini olduğunu varsaymak, Peygamber Efendimiz'in işte Arap peygamberi olduğu ve İslam medeniyetinin de Arap medeniyeti olduğu. İslam medeniyetini Arap medeniyetine indirgedikten sonra o zaman Arapların siyasi olarak belirleyici olmayı terk ettikleri,
Türklerin daha fazla ön plana çıktığı dönem siyasi olarak artık şeyin Arap medeniyeti olarak Arap hakimiyetinin bitmesi diye isimlendiriliyor. Ve öyle isimlendirildikten sonra da Moğol istilasıyla birlikte İslam medeniyetinin çöktüğü. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra bir şey olmadı. Yani farklı farklı devletler kuruldu. Ama sonraki dönemde o olup biten şeylere İslam medeniyeti demenin bir manası yok. O 19. yüzyıl söylemleri bunlar yani. Evet. Öyle söyleyeyim. Ve bu ama 19. yüzyıldan önce öyle değil. 19. yüzyıldan önce İslam tarihi zaten dünya tarihinin merkezinde olarak kabul ediliyor. O evet. şekilde anlatılıyor. Ama 19. yüzyılda mesela çok ilginç şeylerden birisi. Diyelim Voltaire'le alakalı zaman zaman adı da geçiyor. Voltaire'in mesela 14. Louis ile alakalı yazdığı bir çok mühim bir eseri var. Çok etkili bir eser. Onun baş kısmında öyle anlatıyor ki şeyde diyor ki işte 14. Louis zamanına kadar Kardinal Richelieu'nun o esas Fransa'da devleti kurduğu zaman yani. Devleti kurduğu zaman adı üstünde. Önce devlet yok. Onu Voltaire uzun uzun anlatır zaten. Yani 16. 17. yüzyıldan önce Batı Avrupa'da insanlar devleti bilmiyor ne olduğunu. Devlet yeni kurulacak, oluşacak bir şey. Yani ama sonradan 19. yüzyıldan sonra geriye doğru bir kurgu olarak devleti, kralları, kurallarıyla muhteşem bir şey geçmiş kurguları inşa ettiler. Bu Roma İmparatorluğu'nun sürekliliği varsayımına dayalıydı falan. Onları konuştuk zaten. Yani demek istediğim şey şu, Voltaire'ı sırf Voltaire'ı bile okuduğunuzda çok açık bir şekilde görüyorsunuz. 18. yüzyılda yaşayan insanlar 17. yüzyıldan önce Batı Avrupa'da devlet düzeni olmadığını biliyor. Ve ona dayalı olarak zaten bütün söylemlerini yapıyor. Ama 19. yüzyılda o değişiyor. 19. yüzyılda ortaya çıkan söylemler de tabii şey var. O zaman İslam medeniyeti 13. yüzyılın ortalarında Moğol istilasıyla birlikte çöktü. Sonra Türklerin hakimiyeti söz konusu ve şöyle bir şey de var tabii. 19. yüzyılda artık Batı Avrupa'da yaşayan insanlar kendileri sahip oldukları yeni imkanlara göre bir güç elde ediyorlar tabii. Hem ekonomik, hem entelektüel, hem dolayısıyla siyasi ama esas itibariyle askeri. Yani bir batılı bir zat, şu anda bir gazeteciydi galiba, söylediği bir ifade vardı. Biz diyordu, Müslümanlar karşısında daha fazla öldürmeyi başardığımız için onlar üzerine tahakküm edecek konuma geldik. Yoksa ne ilmen ne fikren ne entelektüel olarak ne de ahlaken onlardan üstün olduğumuz için falan değil. Bu çok önemli bir tespittir yani. Yani ama, burada İslam tarihi Batılılar tarafından hani kurgulanırken hani bu 19. yüzyılda acaba Araplar için ayrı, Türkler için ayrı mı kurgulanıyor? Tabii ki. Yani Araplar için işte Türkler geldi, sizi işgal etti vesaire hani geri kalmanıza sebep oldu. Türkler için de siz Arapların dinini kabul ettiniz. Onun için hani geri kaldığınız şeklinde. Hayır, o daha yani henüz o geri kalma. Ayrı kurgulanma mı? Geri kalma evet. ifadesi şeyden baktığınızda onu zaten anlayabilirsiniz. Eğer İslam medeniyeti Arap medeniyeti ise. Evet. Medeniyette olarak orada ne işiniz var? Yani? Medeniyet yok. Medeniyet aynı zamanda siyasi olarak bir evet. etkin olmaksa Araplar şeyde siyasi olarak tayin edici konumda değiller. Evet. Dolayısıyla Arap kültürü, dolayısıyla İslam medeniyetiyle de özdeşleştirdiğinizde onu, Arap medeniyeti, dolayısıyla İslam medeniyeti gerilemiş oluyor. Açık evet. bir şey. Gerilemeye geçtik, yıkılmış oluyor. Şimdi fakat şöyle bir de durum var. Ama bir Osmanlı Devleti var, var. İran Safevi Devleti var, Babür Devleti var, Orta Asya var. İnanılmaz çok zengin bir kültür ve medeniyet var her halükarda.
Yani mesela işte şeyin mimari eserlere vesaire baktığınızda 17. yüzyıl, 16. yüzyıl inanılmaz zengin ve sanat olarak da çok iyi durumda. Şimdi bunları sanat, edebiyat, refah, zenginlik her yönden, yani sadece tek taraflı değil, siyasi ve askeri olarak güçlü değil İslam dünyası. Şimdi bunlar bir vaka. Bunları bir defa her halükarda anlatının parçası haline getirmiyorlar. Anlatıda bu yok. 19. yüzyıldan sonra. O zaman Osmanlı Devleti'nin farklı farklı isimlendirilmesi, yani böyle yıkılmak üzere olduğu. Burada isimlerinden bahsettiğimiz iki tane ne diyelim, seyyah veya yazar önemli. Onlardan birisi Volney, öbürü Baron de Tott. Onların eserleri ve sonra onların eserleri etrafında oluşan farklı bir literatür var. Osmanlı Devleti'nin artık yıkılma aşamasına geldiği, gücü falan olmadığına dair. Fakat şey de var, ona karşı çok ciddi bir dikkatli olmamız lazım. Türkler kendilerini çok kolay toparlar anlamında. O yazılan çok metin de var. Bu 19. yüzyılın son, 18. yüzyılın son çeyreği, 19. yüzyılın başlarında. Hatta şeyler söz konusu olduğunda, mesela Anton von Prakesch diye Avusturyalı bir diplomat var. Türkiye'de yaşıyor. Şey zaten Metternich yine Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun işte Bundeskansleri, çok önemli bir isim. Şimdi mesela Osmanlı Devleti'nde tabii sıkıntılar var, problemler var. Bazı reformlar, ıslah hareketleri yapılması söz konusu olduğunda Metternich'in çok kıymetli bir mektubu vardır. Şeyin de benzer bir şekilde o şeyin diğer zatın da Anton neydi şey? Prakesch. Anton von Prakesch. Şimdi Prakesch'in de yazdığı yazılar, orada söyledikleri şey şu: bir toplum kendi kültürel zeminini ihya ederek varlığını sürdürür. Evet. Yani ıslah, kendi varlığınızı, varoluş zemininizi takviye ederek gerçekleşir. Onun için herhangi bir şekilde kendinizi tebdil edecek, değiştirecek adımları atmayın anlamında teklifleri var. İlginç olan yani şu var, yani hem Anton von Prakesch olsun, hem şey olsun, Metternich Osmanlı Devleti'nin isterse şayet makul yollarını bulursa kendisini toparlayacağını umuyor. Evet. Tabii o dönemde tabii başka şeyler de var. Ciddi halk hareketleri Fransız devriminin ortaya çıkardığı. O çerçevede Osmanlı Devleti de biraz Avusturya Macaristan İmparatorluğu'yla tabii müttefik gibi olmuş artık. Yani kendi yani bir, toparlar diye. Evet. Ha, tabii. Yani dolayısıyla şöyle bir şey değil, şöyle bir şey söz konusu değil. 19. yüzyılda bile Osmanlı Devleti hadi bakalım geriliyor, yıkıldı, yıkılacak. Herkes bu kanaatte değil. Batı dünyasında da böyle değil. Yani. Yani dolayısıyla peki o zaman şöyle bir soru var, yani bu gerileme paradigması ne zaman ortaya çıktı? Yani bunu ilk defa ortaya atan Bernard Lewis mi? Hocam veya o hani bunu savunuyor, sonra bizimkiler ondan mı alıp kabul ediyorlar? 17. yüzyılın sonunda yaşamış Dimitri Kantemir var. Bu eserini Latince kalem alıyor. Sonra hemen İngilizceye çevriliyor. Türkiye'de bugün çevrildi. Orada mesela Osmanlı'nın yıkılışından bahsediliyor. Yani Osmanlı yıkılma emareleri gösteriyor diyor Dimitri Kantemir. Evet. Bu Avrupa'da bir söylenti olarak duyulmaya başlanıyor. Ve hocam bahsetti, birçok filozof da aslında bu akıma kendini kaptırıp kendi liderlerine mektuplar yazıyorlar. Evet. Geçenlerde bunlardan bir tanesi ortaya çıktı. İşte 14. Lüye yazılmış bir mektup. Mısır'ı hemen ele geçirmemiz lazım. Zaten Osmanlılık yavaş yavaş dağılma emareleri gösteriyor diye. Şöyle bir tarihi gerçek de var hocam, onu da ifade etmek lazım. Köprül Mehmet Paşa 1656 ya da 57 yılında İstanbul'daki patriği asıyor. Şimdi bu çok enteresan bir olay tarihçiliğimizde. İlk defa yaşanan bir şey ve patriklerin konumu bellidir. Fatih'ten aldıkları berat neticesinde padişahla doğrudan konuşma, görüşme imkanına, imtiyazına sahip kişilerdir. Ama sadrazam bir hainlik suçlamasıyla patriği asıyor Demirkapı'da. Bugün baktığımızda neden böyle bir şey olmuş?
İstanbul'daki Patrik Eflak Voyvodası'na mektuplar gönderiyor. Osmanlı içten ve dıştan saldırılmaya müsait bir andadır. Evet. Siz dıştan hareket edin, biz içten hareket edelim ve bu işi bitirelim. İstanbul'u tekrar ele geçirelim gibi ifadeler. Çağırıyor, mektuplar yakalanıyor bu arada. Çağırıyor, böyle şeyler senin kaleminden mi çıktı diye itiraf ediyor. Evet, ben yazdım diyor ve ihanet suçuyla idam ediliyor. Gerçekten bir kriz yaşanıyor. Yani 17. yüzyılın ortaları Osmanlı'da kriz anının mücessem hali evet. Bir taraftan. Celali isyanları, bunlardan 1658'de özellikle ön plana çıkmış olan Abazda Hasan Paşa isyanı. Yani isyanın adı zaten söylüyor kendisini. Evet. Paşalar isyan etmişler. Evet. Ve Bursa'yı ele geçirmişler hocam. İstanbul'u düşünün yani Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa. Osmanlı paşaları tarafından ele geçirilmiş ve Bursa Kadısı Numan Efendi İstanbul'a elçi olarak gönderilmiş. Evet. Şunları şunları istiyoruz. Yapılırsa isyan biter. Yapılmazsa bizi İran Şahı'ndan farklı görmeyin. Anadolu bizimdir, Rumeli sizindir gibi ifadelerle. Durum kritik. Burada tabii 10 yıldır devam eden bir idari krizden bahsetmek lazım. 1648'de 4. Mehmet'in çocuk yaşta tahta geçişi ve 8-9 yıllık bir süreçte 12, bir rivayete göre 14 tane sadrazamın değişimi bir türlü işleri rayına sokamıyor devlet. Yani idare ipleri elinden kaçırmış vaziyette. İstanbul başka bir alem, Anadolu başka bir alem. Dahası Venedikliler Çanakkale Boğazı'nı ablukaya almışlar. Erdel yukarıda isyan ediyor. Anadolu'da Celali isyanları son haddinde, Arap vilayetlerinde problemler var. Zaten bunun farkında olan devlet yönetimi Valide Sultan aracılığıyla Köprülü Mehmet Paşa'ya ulaşıyor. Evet. Ve onu sonsuz yetkilerle, sınırsız evet. yetkilerle sadrazam yapıyor. Evet. Ve Ahmet Cevdet Paşa'nın ifadesidir, devleti ihya ediyor, devlete hayat veriyor diyor Köprülü Mehmet evet. Paşa. Tam da bu esnada zaten bu mektupların yazıldığını ve bu patriğin idam edildiği anı görüyoruz. Evet. Fakat Osmanlı bu hengameden de kurtulmayı beceriyor. Köprülü Mehmet Paşa biraz tabii şiddete de başvurarak iktidarın ellerini tekrar İstanbul'a veriyor. Evet. Sonrasında da Köprülü saltanatı dönemi dediğimiz dönemi başlatıyor. Yani evet. kendini devlete adamış bir hanedan bazı tarihçilere göre hanedanın şeriki. Evet. Yani Osmanlı hanedanıyla birlikte devleti idare eden ikinci bir hanedan. Evet. Bu zaten süreç içerisinde Osmanlı'nın doğasında da idari yapısında da bazı değişikliklere neden oluyor. 18. yüzyılın ayanlar yüzyılı vesaire şeklinde adlandırılması, 19. yüzyılın tanzimat reformlarıyla birlikte tekrar merkezileşme politikalarının izlenmesi, bu süreçlerin tarihsel olarak da aslında karşımızda olduğunu göstermekte. Fakat bu Osmanlı'ya has bir kriz miydi? Daha böyle yukarıdan bakacak olursak resme, dünyanın her yerinde benzer krizler var. Evet. Yakın dönemde tarihçiler bunu aslında iklimle ilişkilendiriyorlar ve küresel bir krizin iklim nedeniyle yaşandığını, dünyanın her yerinde insanların çeşitli sebeplerle isyan ettiğini ama esas sebebin kıtlık, açlık, soğuklar olduğunu söylüyorlar. Biz bugün buna küçük buzul çağı diyoruz tarihi anlatıda. Mesele Fernand Braudel'in de ifade ettiği üzere bu krizden nasıl kurtulabildi Osmanlı? Evet. Süreyya Faruki hocamız sağ olsunlar şöyle bir ifadede bulunmuşlardı. Biz Osmanlı'nın neden gerilediğini değil de nasıl ayakta kalabildiğini çalışsak evet. daha iyi. Zaten şimdi bu gerileme paradigmasının yani en büyük zararı insanları körleştiriyor. Kesinlikle. Yani zaten bir ön yargıyla yaklaşıyor. İşte hem İslam tarihi için hem Osmanlı tarihi için işte İslam tarihi Gazali'den sonra da gerilemeye başladı. Dolayısıyla 1000 yıllık bir gerileme tarihi. Artık yani nerede gerileme emaresi bulabiliriz? Nerede gerileme tabii, sebebi tabii. bulabiliriz? İşte bu yani dolayısıyla başarıları veya güzel şeyleri görmeden yani sürekli böyle yani avukatların böyle birisinin suçlu olduğunu ispatlamaya veya suçsuz olduğunu ispatlamaya delil toplamaları gibi sürekli delil topluyorlar yani. Evet. İşte
geri kaldığını ispatlama delilleri. O zaman ne yapıyor? İnsanı köreltiyor. Mutlaka. Ön yargıyla hani belli şeyleri görüyorsunuz, belli şeyleri zihnen görmüyorsunuz. Görmemeye çalışıyorsunuz. Zihnen evet. Görmemeye çalışıyorsunuz. Tabii burada yani bu işin bir felsefi temeli de var tabii ki. Belki Tahsin Hocam onun üzerinde durabilir. Yani Batı'da bir ilerlemeci bir felsefe ortaya çıkıyor. Evrimci bir felsefe ortaya çıkıyor. Yani insanlık ilerliyor. İşte biz modernleşiyoruz, daha akıllı hale geliyoruz, daha bürokratik hale geliyoruz, her şeyi rasyonalize ediyoruz. İşte ve farklı evrim şemaları ortaya atılıyor. Dolayısıyla Batı'nın ilerlediğini gösterebilmek için bir tane öteki bulmak lazım. Evet. O ötekinin de sürekli geriliyor olması lazım. İşte o Batı'nın ötekisi de İslam. Dolayısıyla İslam'ın da gerilediğini ispatlamak lazım ki hani Batı'nın üstünlüğünü, ilerlediğini, daha akıllı hale geldiğini göstermek lazım. Dolayısıyla hani Batı giderek akılcılaşıyor ama işte Doğu, İslam hala dine bağlı olduğu için o geri kalıyor şeklinde. Böyle yani Batı'daki ilerlemeyi gösterebilmek için Batı'nın ötekisinde gerileme olduğunu göstermek gerekiyor. Dolayısıyla işin böyle bir teorik ve mutlaka felsefi boyutu da var görebildiğim kadarıyla. Zaten yani o ilerleme şemalarında ister Auguste Comte'unki olsun, ister Marx'ınki olsun, işte ister Durkheim'inki olsun, yani hangisinde olursa olsun hani bu Doğu özellikle İslam hani insanlığın çocukluk aşamasında takılmış kalmış veya o evrimin hani belli bir aşamalarında takılmış kalmış, ilerleyememiş, işte dine bağlı kalmış toplumlar şeklinde değerlendiriliyor. Dolayısıyla işin böyle bir teorik hani boyutu da var ve buna da Osmanlı'dan delil bulmak lazım. Evet. Yani Osmanlı işte ne kadar hani o krizleri aşsa da şunu da yapsa bunu da yapsa yani bir şekilde Osmanlı'nın gerilediğini, İslam'ın gerilediğini ortaya koyabilmek lazım ki o ilerleme paradigması hani ayakta kalabilsin. Mutlaka. Bir şekilde. Halbuki yani eğer İslam'ın da güçlü olduğunu, geri kalmadığını hani söylersek o bütün o evrim anlayışına dayalı, ilerleme anlayışına dayalı o felsefeler, o tarih anlayışları, Avrupa merkezcilik, Batı'nın üstünlüğünü ortaya koyan bütün o felsefeler hepsi birden çökecek bir şekilde. Dolayısıyla böyle bir arayış aynı zamanda hani arka planda böyle bir felsefe de söz konusu ve buna malzeme toplama durumu söz konusu. Tahsin Hocam siz bu yani gerileme düşüncesinin çağrışımlarından, imalarından bahsettiniz. Bir de tabii bu gerileme düşüncesinin pragmatiği var. Yani malum pragmatik dil bilimde yani bir insan bir şey söylediği zaman bununla ne kastediyor değil, bununla ne yapıyor? Hani bunu araştırır. Şimdi bu gerileme paradigması kullanılarak ne yapılmaya çalışıldı? Evet yani paradigmanın içeriği tabii ayrı bir şey. Hani onu ayrıca tartışacağız zaten inşallah. Ama yani böyle bir anlatı üretilerek ne gerçekleştirilmeye çalışılıyordu? Şimdi tabii biraz önce ben senin içerikle alakalı soruna ve pragmatik cihetinden cevap vermiş oldum işin doğrusu. Yani bu şeyle gerileme, yani İslam medeniyetinin çökmesi, gerilemesi gibi söylemler tabii bir bütün olarak bir İslam medeniyeti var, bir de Osmanlı Devleti. Tabii. Şimdi onların ikisini hem bir taraftan birbirlerinden ayırmak lazım, bir de arasındaki irtibatı da kurmak evet. lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii hocam burada mesela çok ilginç bir şey, kusura bakmayın sözünüzü kestim. Yani mesela Osmanlı'nın yükseldiği sayılan dönemde İslam'ın gerilediği varsayılıyor. Aslında orada çok ciddi bir çelişki var. Evet. Yani eğer İslam Gazali'den sonra, yani İslam tarih kitabı okuyorsun, diyor ki İslam Gazali'den sonra gerilemeye başladı. Osmanlı tarih kitabı alıyorsun, o diyor ki işte Osmanlı'nın yükseliş dönemi, işte güçlü dönem. Yani şimdi sanki Osmanlı İslam değil. Yani eğer Osmanlı yükseliyorsa İslam nasıl geriledi? Yani böyle bir çelişki ortaya çıkıyor. Şimdi zaten evet. bu dediğim gibi biraz önce bahsettiğim yaklaşımın
ortaya çıkardığı tutarsızlıklardan birisi bu. Bu tutarsızlıklar bizim normal mevcut üniversite sistemimizdeki müfredata kadar uzuyor zaten. Yani ne anlamda? Şimdi mesela diyorsunuz ki İslam Orta Çağı. Şimdi İslam Orta Çağı, yani İslam Orta Çağı ne demek yani? Neyin ortası yani? Evet. Yani tabii neyin bu... ortası yani bir karşılığı yok. Evet. Bir. İkincisi, Orta Çağ denildiğinde bir zihniyet olduğu varsayılıyor. Bu zihniyet nedir? Skolastik. Skolastik ne demek? İşte dogmaların olduğu ve dogmalara bağlı olarak hayatın yürütüldüğü, işte toleransın vesaire vesaire olmadığı. Şimdi böyle şeyler, işte Engizisyon'un olduğu falan, yani kastedilen şeyler biraz böyle şeyler. Şimdi Ama burada yani bunlara baktığımız vakit bunların hiçbirisi İslam dünyasında olan şeyler değil ki. işte o zaman yani oradaki yapılan hata yani Batı tarihini dönemlere ayırmışlar. Yani Batı tarihi işte bir eski çağ var, orta çağ var, yeni çağ var. Bu Batı tarihi için yani yapılmış bir dönemlendirme. Kaldı ki onun, bak onun da O da tabii ayrıca ha tartışılabilir. Doğru mu yanlış mı? evet. Ama onu alıp İslam'a uyguluyorsun. Yani sanki aynı dönemde İslam'da da işte Orta Çağ vardı gibi bir yaklaşım. Şimdi burada mesela Thomas Bauer'in bir kitabı var. Neden İslam'ın Orta Çağı yoktu? Evet. Şimdi tabii bu yaklaşıma hani Batı tarihçileri de artık bir şekilde itiraz ediyor. Ama bizim tarihçilerimiz maalesef hani o Batı'nın kendi tarihini anlamak için doğru veya yanlış hani geliştirmiş oldukları bir dönemlendirme anlayışı var. İşte eski çağ, orta çağ, yeni çağ diye. Şimdi onu alıp İslam tarihine aynen uyguluyorlar. Hatta sadece İslam tarihi değil, Çin tarihine de uyguluyorlar. Yani çok garip bir şekilde Hint tarihine de uyguluyorlar, Afrika'ya da uyguluyorlar. Halbuki yani her medeniyetin kendine göre farklı gelişim aşamaları var. Farklı tecrübeleri var. Böyle bir şey var. Mesela başka bir kitap daha var elimde. İşte bu da mesela Friedrich Starr'ın kitabı. Bu da Kayıp Aydınlanma. Şimdi bu da aydınlanmayı İslam tarihine uyguluyor. Yani yok efendim Orta Çağ değil de aydınlanmaydı. Yani gene hakeza bu da yani Batı tarihinde yaşanmış olan bir dönemi alıp İslam tarihine uyguluyor. Yani Avrupa merkezi yaklaşımdan bir türlü kurtulamıyor. Yani yani İslam'ın orta çağı olmadığını savunurken bile gene Avrupa merkezi bir yaklaşımla şey yap. Yok o orta çağ değil de aydınlanmaydı. Yani aydınlanma Batı'nın yaşadığı bir tecrübe. Aynı orta çağdan bir farkı yok ki yani. Yani dolayısıyla onu götürüp başka bir medeniyetin tarihine yamamanın ve yani orada orta çağ vardı. Yok efendim orta çağ yoktu. Aydınlanma vardı gibi bir yaklaşım tamamen o Avrupa merkezci yaklaşım bir sonucu olarak o ortaya çıkıyor. Yani burada önemli olan nokta zaten Batı Avrupa'da Avrupa'nın yani şunu farkında olmak lazım tabii ki. Özellikle 18. yüzyıldan itibaren Batı Avrupa'da bir anlamda kendi kendine yeterli entelektüel bir ortam teşekkül ediyor. Bu ortam diyelim Almanya kendi içerisinde aldığınızda belki kısmi olarak yeterli. İngiltere, İskoçya kısmi olarak yeterli. Fransa kısmi olarak yeterli. Ama bunlar kendileriyle, kendi aralarında etkileşim içerisinde bayağı kapalı devre bir entelektüel ortam oluşturuyorlar. Ve bu şeyde çok farklı farklı kurumlar aracılığıyla kendi aralarındaki o şeyle, o söylemi inşa ederek kanallar oluşturup onu sürdürebiliyorlar. Dolayısıyla burada önemli noktalardan birisi yine şu, eğer herhangi bir şekilde bir fikir, bir düşünce bu entelektüel ortam içerisinde kabul görmüyorsa zaten yok sayılıyor. Şimdi burada şeyle alakalı bir 1648 Westfalia Antlaşması. Ama sonrasında özellikle işte Leibniz'in de
özel gayretleri var. Bu hemen hemen artık 18. yüzyıl. Bu özel gayretlerle birlikte şöyle bir sözleşme, çok açık bir sözleşme değil de bir şey gibi, netleştirilmemiş bir ittifak gibi şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Diyorlar ki biz bayağı savaştık çok uzun süre. Savaşmayı öğrendik. O zaman ve şunu da fark ettik ki Batı Avrupa'da hiçbir devlet diğerine üstünlük sağlayamayacak. Hiçbir dini grup diğerine üstünlük sağlayamayacak. Ama biz savaşmayı da öğrendik. O zaman bu gücümüzü dünyanın başka taraflarına istila etmek için kullanalım. Ve bu çerçevede de birbirimize, yani Avrupa içerisinde barışı muhafaza edelim. Eğer mücadele edeceksek, çatışacaksak da Avrupa dışındaki bölgeler üzerinde yapalım bu şeyleri, çatışmayı. Şimdi bu çerçevede tabii şey de ortaya çıkmış olan, Avrupa'da ortaya çıkmış olan bu entelektüel vasat içerisinde mesela şey yok. İspanya yok. Portekiz yok. Onu dışlıyorlar. Yani o İspanya ve Portekiz dışarıda kalıyor. Dolayısıyla mesela hep 19. yüzyıla bakarsanız 19. yüzyılda İspanya'nın Avrupa olup olmadığı çok belli değildir yani. Hatta şey Ranke'nin eserlerinden birisi İspanya monarşisiyle işte Osmanlı monarşisinin işte 17. yüzyıldaki mukayesesini yapar. 16. yüzyılda galiba. 16. yüzyılda Osmanlı ve İspanya monarşisi diye. Şimdi bunu dikkate aldığımızda yani şey bunlar Avrupa dışındaki devletler, şeyler, güçler diyelim. Onları dışarıda tutuyorlar ve bu entelektüel ortam söz konusu olduğunda bu entelektüel ortam kendi kendine yeterli. Bu tabii çok önemli bir şey. Ve şöyle bir şey de var. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren de şuna bir inanç var. Mesela diyelim Napolyon savaşlarının ufkuna bakarsan ve Napolyon'un ne yapmak istediğine bakarsan aslında biraz eskiden tahakkuk ettiği varsayılan bir Roma İmparatorluğu var. Roma İmparatorluğu, ben varsayılan dediğimde ya sanki böyle Roma İmparatorluğu'nun varlığına inanmıyormuşum gibi bir intiba olabilir de öyle değil. Tabii ki Roma İmparatorluğu vardı ama Roma İmparatorluğu'nun ne anlamda var olduğunu elimizde şey yok. Belgelere dayalı bilgisi yok yani. Hı hı. Ne var? İkinci el, üçüncü el vasıtalar var. Diyelim arkeolojik veriler var. İşte çok farklı nesneler var. Roma İmparatorluğu'na atfedilebilecek. Bir de kronikler var. Şimdi siz kronikler aslında şey gibi, iskelet gibi bir şey yani. Şimdi bir iskelete bakarak bir insanın acaba göz rengini nasıl belirlersiniz? Belirleyemezsiniz yani. İşte şeyin kalbinin ritmini nasıl belirlersiniz? Belirleyemezsiniz. İşte ruhu nasıldı? Ne gibi işte ahlaki özellikleri vardı? Onları belirleyemezsiniz. Benzer bir şekilde kronikler söz konusu olduğunda kronikler de çok fazla bir şey vermiyor. Dolayısıyla Roma İmparatorluğu'na ile alakalı olarak diyelim belli işte stoa ahlakının tabii sağladığı bazı şeyler var ama stoa ahlakı da hukuk değil. Bireysel manada yönelişleri temsil ediyor. Özellikle stoacıların genel yaygın ahlakı temsil edip etmediğinden de emin değiliz. Belki tamamen şahsi fikirler ve belki yaygın insanların Roma ulusal dininin yönelişlerine itiraz eden insanlar belki stoacılar. Dolayısıyla yani o tarafları dikkate aldığınız vakit stoacılar da aslında bize Roma hakkında ne kadar doğrudan bilgi verir. Yani kaynak eleştirisi olarak yeniden bunlara bizim bakmamız lazım. Şimdi ama 18. yüzyılın sonlarına doğru Roma İmparatorluğu ile alakalı bir resim oluşuyor. Ki Gibbon'un eseri o yönden çok çok önemli. Ve şey, acaba biz Roma İmparatorluğu'nu ihya edebilir miyiz gibi bir şey var, bir arzu var. Evet. Yani mesela romantik harekette onu görüyoruz. Romantik hareketin, bu Free Romantik'in önemli isimlerinden birisi. Friedrich von Hardenberg, Novalis olarak bilinen zat. Onun Free Romantik'in manifestosu olarak kabul edilen bir yazısı vardır. Böyle 40-50 sayfa civarında. Bu yazının başlığı Christenheit oder Europa. Hristiyanlık veya Avrupa.
Ve orada şunu anlatıyor. İşte romantik tavrın ilginç şeylerinden birisi. Diyor ki biz yani 18. yüzyılda insanlar Hristiyanlığı terk etti. Bizim Hristiyanlığı ihya etmemiz lazım. Evet. Romantik hareketten bahsediyoruz yani. Şimdi tabii buradaki bizi ilgilendiren en önemli soru hani batıdaki bu dönüşümler, değişimler vesaire İslam'a bakışı, İslam tarihine bakışı, dünya tarihini dönemlendirmeyi ve dünya tarihi içerisinde İslam'a nasıl bir yer verileceği konusu nasıl etkiledi? Tabii burada hani esas tartışma konumuz hani dünya tarihinin, İslam tarihinin nasıl dönemlere ayrıldığı, tarihin tarihi olarak hani kısaca ifade edebileceğimiz bir şey. Çünkü tarih böyle verili bir bilim değil, bir anlatı ve bu anlatı dinamik bir şekilde sürekli yenileniyor. Böyle akışkan, değişken bir hali var. Ve işte belli bir dönemde bir gerileme paradigması ortaya çıkıyor. Bu gerileme düşüncesi hem İslam tarihine hem Osmanlı tarihine uygulanıyor. İşte İslam'ın bir altın çağı olduğundan bahsediliyor. Tabii altın çağ zımni olarak bir karanlık çağ düşüncesini de içeriyor. Ve biz mesela o altın çağ anlatılırken çok mutlu oluyoruz. Halbuki şunu bilmiyoruz yani o altın çağ kabul ettiğimiz zaman bir de karanlık çağı da hani zımnen kabul etmiş oluyoruz bir şekilde. Şimdi programımızın birinci kısmı burada sona ermiş oldu. İnşallah ikinci kısımda tekrar görüşmek üzere kıymetli seyirciler. Evet kıymetli seyirciler, Açık Medeniyet programının ikinci kısmına hoş geldiniz. Bu programımızda tarihin tarihini konuşuyoruz. Özellikle de geri kalma paradigması, gerileme düşüncesi ve bu gerileme düşüncesinin İslam tarihini dönemlendirmede nasıl kullanıldığı, Osmanlı tarihini dönemlendirmede nasıl kullanıldığı, bunun felsefi arka planı ve bu gerileme söylemiyle pratikte nelerin gerçekleştirilmeye çalışıldığını konuşuyoruz. Evet Fatih Hocam siz Bernard Lewis'in bu gerileme düşüncesini yani Osmanlı'nın gerilediği düşüncesini ve Osmanlı tarihinin işte belli bir döneminin gerileme dönemi olarak ele alınması düşüncesini o dönemdeki nasihatname, ıslahname, ıslatname eserlerine dayandırdığını söylediniz. Ve hani şunu söyledik yani her dönemde bazı insanlar işte o dönemde bozukluk olduğundan vesaire diye şikayet ediyorlar. Bunların bir kısmı da hani o dönemde iktidardan hani payını alamayan veya küstürülmüş insanlar da olabiliyor. Kendisi sistemin içinde yer alamayınca, dışarı itilince bir şekilde dışarıdan muhalefet yapmaya başlıyor, şikayetlenmeye başlıyor. Şimdi bu tabii gerileme paradigmasının eleştirileri var ama ona geçmeden önce şunu biraz konuşalım arzu ederseniz. Bu gerileme paradigması ve gerileme söylemiyle ne amaçlanıyordu? Yani bu söylem kullanılarak pratikte neye ulaşılmaya çalışılıyordu? Özellikle de bunu anlamak için mesela gerilemenin sebebi olarak ne gösteriliyordu? Hani oradan gidebiliriz. Yani eğer böyle bir gerileme var idiyse ki bunlar hani gerilemeyi var kabul ediyorlar. Onun sebebi neydi? Yani bu sebep olarak ne gösteriyorlardı? Hocam tam da dediğiniz gibi yazarların niyetleri burada çok önemli. Neticede bir metin inşa ediyorlar. Burada asıl dertleri ne? Yani arka planda zihinlerinden ne geçiyor? Bunu tespit edebilmek zaten... Yani siz bu gerileme düşüncesini mit diyorsunuz. Evet. Neden mit diyorsunuz hocam? Bu kadar saygın tarihçilerin hani, savunduğu bir düşünce gibi görünüyor. Evet. Çünkü esas olarak gösterdikleri metinlerin aslında birçok hastalıkla illetli olduğu ortaya çıktı zaman içerisinde. Evvel emirde bu nasihatname literatürü yazan kişiler, Koçu Bey örneğinden bahsedelim.
devşirme sistemi bozulduğu için gerilemeye başladık diyor. Sonra biz acaba Koçu Bey kimdir diye baktığımızda kendisinin de devşirme kökenli bir figür olduğu ortaya çıkıyor. Ve gerçekten de 17. yüzyılda devşirme sistemi yavaş yavaş rafa kaldırılan bir sistem haline geliyor Osmanlı döneminde. Dolayısıyla burada arka planda ne yazıldığını, zihninden ne geçtiğini anladığımız andan itibaren onun üzerine inşa edilmiş söylemler de zayıflamaya ve eleştiriye açık hale gelmeye başlıyor. Tarih okumadan tarihçiyi okuyun diye metot derslerinde öğrettiğimiz, konuştuğumuz bir şeydir. Tarihçinin niyetine. Evet. Koçu Bey'in niyeti ortaya çıktı. Yani motivasyonu ne, niyetine, niçin öyle bir söylem geliştiriyor? Tabii. Neticede objektif bir tarih mümkün değil. Bunu zaman içerisinde herkes 19. yüzyılda çok tartışılsa da objektif tarihe ulaşacağız. Bunun olmayacağı ortaya çıktı. Madem objektiflik ortada yok, subjektiflik nerede? Yani yazan kişi o metni niye inşa ediyor sorusu her zaman gündemde olması gereken bir soru. Çok konuşulur Machiavelli için hükümdarı yazıyor ve herkes sanki bir hükümdar yanlısı, işte monarşi yanlısı bir figür olarak anlatıyor Machiavelli. Ama aynı Machiavelli başka bir eserinde cumhuriyet yanlısı bir profil çiziyor. Çünkü monarşik sistemden cumhuriyete geçiş yaşanmış ve Machiavelli yeni patronlar, yeni hamiler arayışı içerisinde. Evet. Şimdi hangi Machiavelli sorusunu da burada sormamız gerekiyor. Yani bu metinleri yazan kişiler zaman içerisinde fikirlerini değiştirmediler mi? Veya şikayet ettiği şeyden sonra olan süreç bunu nasıl değiştirdi? Yeni bir kurulan yeni sistem içerisinde kendisine bir rol takdim edildiği takdirde fikirlerini değiştirdi mi, değiştirmedi mi? Gerçekten bunlar henüz tam anlamıyla açıklanmış meseleler değildir nasihatname yazarları özelinde. Dolayısıyla o nasihatname yazarlarını hani delil olarak kabul edip hani biz onun üzerine bir tarih inşa edemeyiz. Edemeyiz. Mesela Macron işte NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti dedi. Şimdi diyelim ki bundan 100 sene sonra Macron'un bu konuşmasına bakarak işte NATO ölmüştü diye bir sonuç çıkarmak hareket olmaz. Yani koskoca devlet başkanı bunu söyledi diye. Çünkü söylem başka, vaka başka ve o söylemi üreten insanların belli motivasyonları var. Belli niyetleri var, amaçları var. Evet. Bu metinleri yani tarihsel gerçekler olarak kabul etmek yerine tarihe düşünmüş notlar, tarihin akışını değiştirmeye çalışan çabalar hiç olmadı. Tarih felsefesi içerisinde adım taşları. Evet. Yeni yeni adımlar olarak görmek mümkün. Evet. Ve bunların yazılıyor olmasını da bence takdirle karşılamak lazım. Öyle bir ortam var. Herkes fikirlerini izah edebiliyor, yazılı hale getirebiliyor. Koçu Bey bu risaleleri padişahlara sunuyor. Bunları unutmamak lazım. Daha sonraki dönemde 3. Selim bu tarz risaleleri kendisi yazdırıyor. Bana devletin sıkıntılarından bahsedin ki ben de çözüm bulayım diyor. Evet. Şimdi biz bunu nasıl yorumlayacağız? Devlet gerçekten o metinlerde çöküşe geçti diye yazıldığı için çöküşe mi geçti kabul edeceğiz? Yoksa bunları bana yazın getirin diyen padişah figüründe bakın devletini ihyaya çalışan bir insan var karşımızda mı diye anlayacağız. Tabii hakeza mesela işte Batı medeniyetinin çöktüğüne dair bir sürü kitap var. Amerika'nın çöktüğüne dair bir sürü kitap var. Hani günümüzde yani ne Batı medeniyeti çöküyor ne Amerika çöküyor. Yani hani böyle hani o bir kitaba makaleye bakarak İşte Amerika çöküyordu, işte Avrupa çöküyordu gibi bir sonuca varmak tabii son derece yanlış olur yani. Yani bu sordunuz hocam gerileme bizi ne kadar geriletiyor? Birinci şey tabii ki tek boyutlu bakıyoruz tarihe. Evet. Ve yani at gözlüğü takıyor gözümüze. Bundan kurtulmamız lazım ki tarihteki o birçok meseleyi vuzuha kavuşturalım. 18. yüzyıl Osmanlı Edebiyatı'nın zirve yüzyılıdır. Evet. Şimdi gerileme kategorisine girdi diye 18. yüzyıldaki edebi ürünleri de gerilemenin nişanesi olarak mı göreceğiz? Nabileri o şekilde mi okuyacağız? Hindi akımını bu şekilde mi yorumlayacağız? Lale Devri'nde yapılan tercümeler, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın başlattığı tercüme hareketi. Yani nasıl bir emperyal yapı ki kapısını fikren zihnen kapatmamış ve tercüme hareketine yol açmış, kapı açmış. Yani bu tam da programın adında geçtiği üzere açık bir medeniyet. Evet.
profili. Japonya'da biz 17. yüzyılda bütün yabancıların çıkarılması, Latince yazılmış tüm eserlerin yakılması şeklinde emirler olduğunu görüyoruz. Evet. Evet, orası bir kapalı medeniyet o anda. Ama Osmanlı tam tersine Atlas Mayor çevirisini 10 yıllık devlet sponsorluğunda Osmanlıcaya ve Arapçaya kazandırıyor. Atlas Mayor'un kendisini Latince bir metinden Osmanlıcaya ve Arapçaya kazandırıyor. Evet. Çeviren kişi de buna Ebu Bekir Behram Demeşki Nusretül İslam adını veriyor. Yani inşallah İslam'ın nusretine vesile olur bu çeviri evet. diyor. Evet. Burada yeni keşfedilen bölgeler, yerler, işte Amerika vesaire bütün dünyanın coğrafya noktasında sahip olduğu bilgiyi Osmanlı kültür havzasına aktarma mücadelesi ve gayretini görüyoruz. Evet. Şimdi biz burada neden gerilemeden bahsedelim? Bence gayet ileri bir tavır, açık medeniyet karşımızda duruyor. Gabor Agoston hocam şey derdi, sanki 1683 yılında kuşatılan yer Viyana değilmiş de İstanbul'muş gibi anlatıyoruz. Evet, çok güzel. Halbuki Viyana'ya gitmişler insanlar orayı, yani imparatorluk tüm orduyu toplamış, Viyana'yı Kanuni'nin alamadığı şehri alma gayretiyle kapılara dayanmış. Yani Viyana'yı kuşatan medeniyete siz diyorsunuz ki geri kalmış. Evet. Ve karşısında bir ittifak ordusu var. Evet. Onlar 20 yıla yakın mücadele edip Osmanlı'yı bölgesel olarak bazı yerlerden geri çıkartabiliyorlar. Ama Osmanlı tekrar bazı yerleri Belgrad gibi alıyor ve kendi içerisinde hata nerede, Avrupa hangi noktalarda ileride bunu anlamanın evet. bir arayışı içerisine giriyor. İşte 28 Çelebi Mehmetler sonraki süreçlerde bunu görmek için Avrupa'yı ziyarete gidiyorlar. Öz eleştiri yapıyor. Öz eleştiri evet. yapıyor. Acaba bir yerde hata mı yaptık? Hangi boyutlarda ilerideler? Bizim bilmediğimiz şeyler mi var? Bunları siz not edip... bu Gabor Hoca'dan bahsettiniz hocam. Kısaca kendisi hakkında fikir verir misiniz? Ve o neden bu, yani o da mı bu gerileme fikrini kabul ediyor? Kabul etmiyorsa niye kabul etmiyor? Gabor Agoston hocamız Macar tarihçi. Hali hazırda Amerika'da Georgetown Üniversitesi'nde ders veriyor. Kendisi Osmanlı askeri tarihi uzmanı. Evet. Ve Türkçe'de çevrilen bir kitabı var. Diyor ki Osmanlı askeri sistemler itibariyle 17. yüzyılın sonuna kadar Avrupa ile eşdeğer vaziyette. Yapılan işte dökülen toplara baktığınızda, askeri stratejiye baktığınızda hiçbir gerileme emaresi yok. O yüzden fetih hareketi devam ediyor. Yani aslında imparatorluk 16. yüzyılda Kanuni döneminde değil, 17. yüzyılın ikinci yarısında en geniş toprak evet. Sınırlarına sahip oluyor. Uyvar eyaleti kuruluyor. Girit 25 yıllık bir savaştan sonra tamamen ele geçiriliyor. Yani genişlemeye devam eden, büyümeye devam eden bir imparatorluğa geriledi diye yani gerileme dönemini yaşıyor diye bir mit üretilmiş kesinlikle. Oluyor yani. Ve, evet ve bunu yani bir Macar asıllı tarihçi Amerika'daki yaptığı çalışmalarda ve tabii bunu empirik hani verilere dayandırarak hani gösteriyor ki yani 17. yüzyıla kadar askeri alanda dahi yani herhangi bir gerileme söz konusu değil. O dönemde yazılan Avrupalı kaynaklar da bunu teyit ediyor. Rico'nun eserlerine bakanlar görecektir. Osmanlı diyor bir tarafta yenilse diğer tarafta fetih kazanır diyor. Yani makalemde de ben alıntılamıştım ne? Bu ifadelerini. Döktükleri toplar en büyük toplardır hala. Onlarla baş edilemez diyor. Ve bununla karşılığı bahsettiğim bu fetihler. Uyvar, Girit, Kamaniçe ve Çehrin kaleleri. Evet. 20-30 yıllık süreç içerisinde buralar ele geçiyor. Bu özgüvenle artık biz askeri teknik anlamında yeterliyiz dediği için Viyana'yı ikinci defa kuşatma gayretine evet. giriyorlar. Evet. Yani bunları iyi görmek lazım. Evet. Aksi takdirde tarihe, tarihçiye hakaret etmiş oluyoruz. Yani burada mesele gerileme, ilerlemeden de öte rasyonellik. Rasyonel bir süreci evet. irrasyonel şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii burada işte yani programımızın başında da söylediğimiz gibi yani bir ideolojik, felsefi yaklaşım söz konusu. Yani bir Müslüman toplumun, bir İslam toplumunun ya da batı dışı bir toplumun hani rasyonel olması, ilerliyor olması, teknolojik olarak batıyla yarışıyor olması, hani batıdaki o söyleme ters olduğundan dolayı böyle bir gerileme damgası içinde ele alınması lazım. Ama Gabor Hoca tabii bir örnek. Tabii. Bu gerileme paradigmasını eleştiren ve reddeden insanlar arasında. Evet, peki bu
Gerileme paradigmasının eleştirisi ilk defa hangi tarihçi tarafından ve hangi tarihçiler tarafından ortaya konuldu? Evet, mesela İslam tarihi söz konusu olduğunda ve Osmanlı tarihi söz konusu olduğunda kimler var? Evet. Hani bu gerileme düşüncesini reddeden ve Osmanlı tarihini işte yükselme ve gerileme diye dönemlere ayıramayız diyen başka kimler var? Önce burada nasıl bir süreç yaşandı? Oraya isterseniz evet. geçmeden önce evet. bu şeylerle, söylemlerle alakalı. Mesela 19. yüzyılda benim evet. kısaca bahsettiğim ama yarım kalan bir husus vardı. Evet. O free romantikler arasında özellikle şeyin, Novalis'in üzerinde durduğu husus. Yani 18. yüzyılda diyor, yani şey Avrupa kökleriyle irtibatını kopardı. Aydınlanma dediğimiz hadise. Orada Hristiyanlıkla irtibatını kopardığı için yok oluşa doğru gidiyor. Avrupa geriliyor diyor yani. Tabii çöküyor. Çöküyor diyor. Yani üzerinde durduğu şey bu. Dolayısıyla yani, bizim Avrupa'yı ihya etmemiz lazım. Dolayısıyla hani sadece Osmanlı'da gerileme söylemi yok, Avrupa'da da gerileme söylemi tabii var. Ki. Zaten hani baştan da söylediğim gibi yani bu gerileme söylemi her dönemde vardır. Ha ve şey her toplumda vardır. Napolyon birçok şey tarafından, birçok Alman tarafından, aydınları tarafından Avrupa'yı ihya edecek. Yani Roma İmparatorluğu anlamında ona benzer bir şekilde bir umut olarak karşılanıyor, evet. destekleniyor. Ama sonra kazın ayağının öyle olmadığı fark ediliyor. Yani evet. Fransızlar Almanya'yı işgal ettikten sonra. Dolayısıyla yani şeyde de yani mesela burada bahsettiğim isimlerden birisi şeyin Saint-Simon'un malum evet. Şeyde 1813 yılında yazdığı kitapta şeyiyle birlikte, öğrencisiyle birlikte yani şey diyordu, bir eleştiri ve tahrip dönemi oldu 18. yüzyıl. Şimdi bir rekonstrüksiyon, yeniden evet. inşa yapmamız lazım Avrupa'da. Yoksa Avrupa'nın geleceği gerçekten karanlık diyor. Hatta daha şey yaptığımızda mesela 1840'lara geldiğimizde bütün o işçi hareketleri falan başladığında Marx'ın Paris'te bulunduğu zamanlar o el yazmaları olarak sonradan neşredilen metinlerini hazırladığı dönemlerde o kadar büyük işçi hareketleri var ki her tarafta yani hemen evet. hemen hiçbir şey kral, hiçbir yönetim geleceğinden emin değil. Her şey alt üst olabilir yani. Dolayısıyla hatta o dönemde bile İstanbul'a gelen bir Fransız aristokratına Yalova valisi şöyle diyor, elinde hatta şeyler de var. Paris'teki o gösterilerde dağıtılan el ilanlarından örnekler var. Diyor ki yani sizin galiba orada huzurunuz yok. Yani istikbaliniz de biraz karanlık gözüküyor. Ama siz iyi bir insansınız. Yani başınız bir derde girerse burada emin bir liman olarak yani güvenilir bir yer olarak bu taraflara gelebilirsiniz. Yalova'ya gelip yerleşebilirsiniz. Evet, yani. Gerçekten de yani bu şimdi bunu şey anlatıyor yani şu anda ismi hemen aklıma gelmedi ama bu seyahatte bulunan insan. Şimdi dolayısıyla ortada şöyle bir şey yok. Yani yükselen bir Avrupa, gerileyen bir Osmanlı öyle bir şey söz konusu değil yani. Yani her ikisi arada tökezliyor, toparlıyor. Tabii ki. Yani iki ama adım ileri, bir adım geri başka bir şey daha böyle var. İlerliyor. Bak başka bir şey daha var. Yani mesela Anadolu'nun diyelim 13. yüzyılın Anadolu'sunu düşüneceksiniz mesela. 13. yüzyılın Anadolu'su işte Moğol istilası zamanı Yunus Emre'nin şiirlerine bakıyorsunuz. Yani hakikaten felaket. Diyor evet. işte işidin ey ulular ahir zaman uluslar. Ahir zaman gelmiş, kıyamet kopacak yani evet, o kadar evet. kötü. Evet, evet. Ama şeye Tursun Bey'e bakıyorsunuz 15. yüzyıl. Tarihi Ebu'l-Feth'i okuduğunuzda yani mealen şunu söylüyor. Diyor ki ya öyle erdemli bir toplum ki bu toplum ve bu erdemli toplumun padişahı da ona yakışır. Fatih Sultan Mehmet üstelik vefat ettikten sonra yazıyor kitabı. Yani öyle bir eser ki, öyle bir şahıs ki, yani erdemli birisi, erdemli bir toplumun başındaki erdemli bir sultan, Allah insanlığın kaderini bu millete ve bu padişaha teslim etmeyecek de kime teslim edecek?
Evet. Bak aradan geçen vakit. Yani bir 13. yüzyıl, 13. yüzyılda her şey mahvoldu diye bahseden bir Yunus Emre. Ama 16. yüzyıla geldiğinizde 3 asır sonra yani şeyde kendisine baktığında kendisiyle, milletiyle, yönetimiyle gurur duyan bir şey, bir evet, söylem. Evet. Şimdi ama işte Fatih Sultan Mehmet zamanında bakarsanız yani şu veya bu oranda, şu veya bu şekilde bir şeylerden şikayet eden insanlar bulursunuz. Tabii tabii. Tabii. Şimdi burada yani bir İslam tarihi söylemi var, bir Osmanlı tarihi söylemi bak var. Bak başka bir şey evet. daha. Bir iki tane hı. örnek daha vereyim müsaade evet. edersen. Mesela 16. yüzyıl. 16. yüzyılın mesela Ulrich Zwingli'si, Zwingli'yi, efendim Martin Luther'i, hatta şeyi Jean Bodin'i. Bunları metinlerini okuyorsunuz. Machiavelli'yi yani ayrıca zikretmeye gerek yok. Okuduğunuzda hiç de hallerinden memnun insanlar değil. Evet. Ve baktıkları vakit gerçekten de Avrupa'da yaşayan insanların herhangi bir geleceği olduğunu düşünmüyorlar. Çok yani çok kötü durumdalar ve her yönden kötü durumda olduklarının farkındalar. Hele hele kendilerini Osmanlı Devleti ile mukayese ettiklerinde ki bunu şey çok açık söylüyor Jean Bodin. Yani onun şeyi var. Bir farklı farklı şeylerin diyalog şeklinde mevcut durumu değerlendirdikleri bir eseri var. Neydi? Yediler sohbeti mi? Öyle bir şeydi galiba. Adı öyle. Şimdi onun orada mesela birisi dünyanın durumunu anlatıyor. Bilinen dünyanın. Orada mukayeseler yapıyor mesela. Diyor mesela Fransa kralı veya Polonya kralı kendisini Osmanlı padişahıyla mukayese mi edecek? Osmanlı padişahının diyor ordusu dünyada geri kalan bütün orduların hepsinin toplamından daha büyük güce sahip. Yani kendisi diyor şeyin dünyanın en verimli topraklarına hükmediyor. Şeyleri hatta şey söz konusu olduğunda mesela Buzbek'in şeysinde onu görüyorsunuz o mektuplarında. Öyle bir şey anlatıyor ki anlattığı şey arasında şu var. Diyor bu ordunun, Osmanlı ordusunun öyle bir özelliği var ki zafer kazanmaya alışmış diyor. Peki yani... yani böyle, ve kendi şeyleriyle mukayese ettiğinde evet. Biz geri gidiyoruz. Hatta 1601 yılında basılmış bir kitap vardı. İngiltere şeysinin yazdığı. Şu anda burada konuşmuştuk hatta. 1601 yılında basılmış. Orada söylediği şey şu. Biz diyor sürekli geriliyoruz, Osmanlı yükseliyor. Tarih 1601 yani. Şimdi dolayısıyla şunun bir defa farkında olmak lazım. Herhangi bir devlet, herhangi bir toplum, şey gibi yani normal insanlar gibi öyle diyebiliriz. Biz de her zaman %100 sıhhatli yaşamıyoruz ki. Yani. Evet, evet. Bazen bir hastalık oluyor, yatağa düşüyoruz. Şimdi yatağa düştük diye ondan sonra hep yatakta kalacağız anlamına tabii, gelmiyor. Tabii, tabii. Sonra yollarını bulup, tedavi olup normal hayatımıza devam ediyoruz. Evet, evet. Aynı şekilde ama şu da var tabii. Bunların hepsi var. Bunlarla alakalı olarak işte ne haldesin falan, kendimi hiç de iyi hissetmiyorum falan deriz. Evet. Toplumların da aydınları baktığı vakit bazı sorunlar olduğunu ve bu sorunları dile getirmeyi vazife olarak kabul edebilirler. Bunun çok farklı farklı sebepleri olabilir. Buradaki önemli nokta özellikle 19. yüzyıldaki ve özellikle 20. yüzyılda ortaya çıkan tarih yazarlığında gördüğümüz tavır şu. Kesintisiz ileriye doğru devam eden evet. yani kümülatif bir şekilde devam eden bir ilerleme fikri. Evet. Ve bu bir kurgu. Doğu'da da kesintisiz geriye doğru bir gidiş. Evet. Yani böyle bir kurgu var. Hani yani programımızın başında söylediğim gibi yani bu bir felsefi ön kabul. Ve tarihçiler de bu ön kabule malzeme toplayıp bu kurguyu destekleme istikametinde işi götürmeye çalışıyorlar. Tabii hani bu Batı'da kendine bakış ve Osmanlı'ya bakış değişiyor. Şimdi böyle bir Osmanlı bir sektelediğinde hani hemen Osmanlı çöküyor. Biz de tepesine binelim. İşte biraz önce Leibniz örneğini verdik. 14. yüzyıl falan. Onu biraz anlatır mısınız hocam? Nasıl bir ilişki var?
Yani bu Leibniz 14. Louis arasında bunların Osmanlı'ya hani o ufak bir sekteleme dönemindeki bakıştan da nasıl bakışları değişiyor, ağızları nasıl sulanıyorlar, İstanbul'u fethedebiliriz falan gibi bir şeyler düşünüyorlar herhalde o dönemde. Onu Evet. biraz anlatırsanız memnun oluruz. Hocam daha iyi bilir Estağfurullah. felsefecileri, Estağfurullah. felsefecilerin nasıl çalıştığını. Ancak benim de geçen gözüme çarpan bir husustu. Faruk Bilici Hoca'nın Türk Tarih Kurumu'ndan çıkmış o değerli kitabı, 14. Louis'in İstanbul Fethi Tasarısı adlı kitap. Evet. Gerçekten arşive dayalı Fransızca belgeler, Osmanlıca belgeler çok ustalıkla kullanılmış bir eserdir. Ve Osmanlı'nın Kanuni'den beri müttefik olduğu, dost olduğu Fransa ile irtibatını ortaya koyar ve görürüz ki eser sayesinde hiç de öyle bir ittifak veya dostane ilişkisi içinde değil Yani Fransa tarafı. münafık müttefik. Hala aynı mantıkla devam ediyorlar. Hani hem müttefik gibi görünüyorlar ama arkadan da kuyumuzu kazmaya da Hocam çalışıyorlar. Girit seferinde Fazıl Ahmet Paşa biliyorsunuz orada Venediklilere karşı aslında sefer yapılıyor. Ama Fransızlar da devamlı destekliyor Venedik'i Evet. Osmanlı karşıtı. Evet. Ve sefer bittikten sonra Fransız elçisiyle bir mülakatı var Fazıl Ahmet Paşa'nın. Ahmet Refik Altınay zamanında yayınlamıştı. Orada diyor ki elçi Paşa'ya, efendim biz Kanuni'den beri müttefikiz, dostuz, dost iki ülkeyiz. Evet. Fazıl Ahmet Paşa'nın cevabı, bu nasıl dostluk ki en kritik zamanlarda sizi hep düşmanımızın yanında görüyoruz. Evet. Ve aslında bozuluyor Fransa-Osmanlı ilişkileri. Bir krize giriyor o tiplerde. Dostluklarımız o günden bugüne aynen devam ediyor herhalde. Aynı tarzda yani. Evet. Yani burada işte bazı filozofların 14. Louis'nin bu siyasi tasarısına stratejik açıdan destek vermeye çalıştığını, yani yazdıkları mektuplarla onu teşvik ettiğini, tam vaktidir. Mısır'ı şu anda özellikle Mısır üzerinden gidiyorlar. Evet. Çünkü diyor Mısır, biz de biliriz tarihçiler olarak, Osmanlı'nın kalbidir. Üçte bir hazinesi imparatorluğu Mısır'dan gelir. Yani oranın kaybı demek aslında ekonominin çöküşü demektir ki neticede sonraki dönemde bunu görüyoruz. 1670'lerde yazıyor bu mektubu. Leibniz. Evet ve diyor ki Ya onunla alakalı hemen söyleyeyim. bizim bildiğimiz Leibniz böyle bir filozof, hani böyle işlerle hiç uğraşmaz bir adam gibi Şimdi görünüyor. Leibniz'in bununla alakalı projesi tam Ono Klopp tarafından 1864 yılında neşrediliyor. Onunla alakalı veriler toplam 530 sayfa. Evet. Evet, Yani şu Mısır anda evet üzerine. adı da zaten Leibniz'i Latince olarak hazırlanmış bir şeyle bunlar hepsi orijinal Latince. Leibniz'i de Expeditione Egyptica Scripta Omnia yani bütün yazı metinler Evet. adı altında onu Ono Klopp Yani demek ki böyle hazırlıyor. sadece metafizik, soyut, felsefeli uğraşmıyorlar yani. Gayet pratik bir şekilde Tabii ki. Osmanlı düşmanlığı, İslam düşmanlığı işte evet. Leibniz'in yaptığı şey şu. Yani Leibniz'in bu metni hazırladığı dönemde yani Avrupa'nın kendi perspektifinden baktığında biraz önce de bahsettiğim şey Avrupa'da artık insanlar bıkmış savaştan. Yani türlü türlü vesilelerle herkes birbiriyle savaş halinde Geldi. ve şunu da fark ediyorlar artık hiçbir taraf diğerine üstünlük sağlayamayacak. Bunu şey de söyleyeyim, şey ilginç noktalardan birisi bu. John Stuart Mill bu On Liberty diye malum meşhur bir eseyisi var. Orada bir yerde diyor ki aslında Avrupa'da bizim gördüğümüz şey demek şey olarak bildiğimiz müsamaha olarak bildiğimiz şeyin esasında farklı farklı dini grupların birbiri üzerinde üstünlük sağlayamamasının bir neticesi. Artık kimse kimseye üstünlük sağlayamayacağını fark edince o zaman sayı olarak az olanlar şunu söylemeye başladılar. Yani bir fikir bizim en azından inançlarımıza kimse müdahale etmesin. Kimse kimsenin inancına müdahale etmesin. Ama biz kimsenin inancına müdahale etmediği şartlarda birlikte yaşayalım. Bu doğrudan doğruya tutup da birisinin başka birisine yani onun
farklı bir inancı tercih etme hakkı olduğunu kabul etmesinden kaynaklanan bir tavır değildi. Bu bir zorunluluktu. Yani bu buna zorunluluğu İngilizce'de bir virtue out of necessity diyorlar evet, hocam. Evet. Zorunluluktan kaynaklanan bir erdem. Erdem. Evet. Yani mecbur zaten. Yani fakir bir adamın ya ben paramı israf etmem demesi gibi bir Yani şey. bu şey gibi değil. Yani Müslümanların kendi hayatında Allah la ikraha fiddin diye bir kural koymuş. Evet. Dinde zorlama yoktur. Dolayısıyla benim Müslümanlığım farklı inanan insanların varlığını onların tercihi olarak ve Allah'ın önünde kendi hayatlarının sorumluluğunun ön şartı olarak ona saygı duymak benim vazifem diye bakmasını da Evet. karıştırmamamız lazım. Evet. Yani dolayısıyla yani günümüzde de yani Batı dünyasında olup biten bir sürü şeylerde bazen biz lüzumsuz beklentilere giriyoruz. Zannediyoruz ki işte şeyler Batılılar ilkelere inandıkları için Müslümanların da hakkını, hukukunu gözetirler. Yani böyle bir varsayım var. Böyle bir varsayım yanlış. Gerçekten yanlış. Yani dolayısıyla hani diyelim Fransa ile Osmanlı Devleti'nin arasındaki ilişkiler. Şimdi Fransa mecbur olduğu için Osmanlı Devleti ile müttefik, doğru. Evet. Ama niye müttefik? Onu sonradan Mecburiyetten ha kaynaklanan onu bir şey. zaten malum şeyin söylediği bir söz olarak anlatılır ya Churchill'in. Yani işte İngiltere'nin müttefikleri, dostları yoktur, çıkarları vardır. Onu ta zamanında tarih yazarlığı söz konusu olduğunda da burada konuştuk hatırlayacağın gibi. Niye tarih yazarlığını değiştirdiler? Yani geçmişte bütün bir en azından 10 asırlık dönem İslam tarihi olarak Evet. Müslümanların merkezi konumunda gerçekleşti. Niye bunu ihmal ettiler? Verdiği cevap açıktı adamın. Diyordu ki yani şeyin milletlerin şükran borcu yoktur. Çıkarları vardır. Çıkarları neyi gerektiriyorsa onu Evet. yaparlar. Evet. Yani bunu farkında olmak önemli. Fakat bunu tabii yani o kadarını da burada eklemekte fayda var. Batılılar bunu böyle görüyor, yapıyor diye herkes bu manada modern olmak zorunda değil. Evet. Yani dolayısıyla bir hak, hakikat, hakkaniyet diye bir şey var. Ve biz hak, hakikat ve hakkaniyetle irtibatlı olarak hem entelektüel hem gündelik hem siyasi hem hukuki hayatımızı tanzim etmek zorundayız. Evet. Şimdi tekrar şeye dönersek hocam, bu Osmanlı tarihinin dönemlendirilmesi noktasında, hani biz de işte lisedeyken işte Osmanlı'nın işte yükselişi, duraklaması, gerilemesi, bu paradigmayla yetiştik. Şimdi tabii bu günümüze sorgulanır hale geldi. Burada ilk şeyi atışı kim yaptı? Yani bunu sorgulanır hale getiren kişi kimdi? Yani burada Brodel mi bu ilk adımı atan kişi, yoksa başka birileri de var mı burada? Ve Brodel burada nasıl bir katkı yaptı? Brodel'in yazıları çok etkili oldu. Çünkü empirik deliller üzerinden konuştu. Ekonomi tarihçisi, Akdeniz ekonomisini çalışıyor ve diyor ki Yani böyle ben iki cümleyle Brodel kimdir biraz, yani dinleyicilerimiz noktasından tabii belki şey yaparsak Fransız hocam. tarihçi 1940'larda çok aktif eserlerini o vakitler kaleme alıyor ve yeni bir ekol yaratıyor tarihçiliğimizde. Sosyoekonomik tarihçiliği kurucu isimlerinden biri. Yani siyasi tarihi bir kenara bırakıyor, tamamen yok etmiyor ama biraz da sosyoekonomik meselelere odaklanalım. Ticaretin tarihini ve işte toplumların tarihini yazalım gibi çıkışları var. Özellikle de Akdeniz ticareti Evet üzerinde duruyor. ve yazdığı kitabın adı da Akdeniz şeklinde Evet. Türkçe'ye de çevrildi. Orada mesela diyor ki 1979'da bu cümleyi sarf ediyor. Ben diyor İzmir'e bakıyorum ve İzmir'in 17. yüzyılda büyük bir ticari kapasiteye ulaştığını görüyorum. Evet. Ve normal şartlarda bir batı liman kenti olsa İzmir nasıl bir burada ekonomik büyüklülük, canlılık var diye anlatacağımız şey Osmanlı bağlamında işte gerilemenin bir göstergesidir diye anlatılıyor. Ben bunu anlayamıyorum diyor. Yani Evet. çok rasyonel bir şey söylüyor. Siyasi vesaire ajandası olmadan. Akabinde Roger Owen gibi yine tarihçiler Gene bir bu Brodel'in işte yani 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar, yani Osmanlı'nın ticari olarak hani geri kaldığını söyleyemeyiz diye bir çok açık bir ifadesi var. Evet, Yani evet. o Osmanlı'nın o Akdeniz ticaretindeki önemi
19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam ediyor. Mutlaka. Yani ve bunu işte Brodel gibi yani herkesin saygı duyduğu bir insan gündeme getiriyor. Tabii bu bence geri kalma hani ve Osmanlı'nın gerilediği paradigmasının temelinden sarsan bir olay. Kesinlikle. Ve empirik delillere dayanarak ilk kaynaklardan toplanan verilere dayanarak temellendirilen bir iddia. Tabii. Tabii diğeri ideolojik bir iddia. İşte Osmanlı geriledi. Onun sebebi de İslam'dı. Dolayısıyla Türklerin gerilemeden kurtulmaları için İslam'ı terk etmeleri lazım. Evet. Şeklinde bir siyaseti meşrulaştırabilmek için, temellendirebilmek için kullanılan bir iddia. Yani pragmatikten bahsettik ya, hani ne yapılmaya çalışılıyordu? Hani böyle bir iddia ortaya atarak, eğer işte Osmanlı geri kaldı, sebebi de İslam'dı. Dolayısıyla Osmanlı İslam'ı terk etsin, Türkler İslamiyet'i terk etsinler, kurtulsunlar. Bir de tabii bununla hani Türklerin gurur duyacakları bir tarihleri yoktur. Zaten geri kalma tarihinden ibaret bir şey. Bir de hani siz tekrar Osmanlı'yı diriltmeyi falan düşünmeyin. Hani o zaten geri kalmıştı gibi böyle onun arkasında bir takım yani zımni şeyler var, iddialar var. Tabii. Onun üzerine inşa edilen. Tabii Brodel'in Akdeniz ticaretini incelemesi ve Akdeniz ticaretinde Osmanlı'nın ta 1900'e kadar aktif olduğunu, batıdan geri kalan bir tarafı olmadığını hani göstermesi bu açıdan çok ciddi bir dönüm noktası oluşturuyor. Evet. Güçlü bir destek alıyor yani. Evet. Anti gerilemeci takım diyelim. Evet. Ve sonrasında gerçekten hani uluslararası camiada bu tartışılır hale geliyor. Türkiye'ye gelmesi bu tartışmaların çok geç oluyor ne yazık ki. Evet. Ve o yüzden hala lise, ortaokul kitaplarımız bu sıralamayla devam eder. Bunun da bir an önce değişmesi lazım. Evet. İnanın açıklayıcı değil. Tarihte derdimiz bir şeyleri açıklamaksa evet. bu açıklamıyor. Bilakis açıklanmasına engel oluyor. Evet. Bu şeyden kurtulmak lazım. Farklı ifadeler kullanmak lazım. Mesela Halil Nalcık hocamız merhum klasik çağ diye anlatırdı. Ne evet. kuruluş ne yükseliş öyle ifadeler değil. Klasik çağ. Sonrasında da post klasik çağ. Yani klasik sonrası dönem diye. Evet. Gayet nötr ifadeler bunlar. Çünkü klasik dönem ne zamana kadar devam ediyor Halil İnalcık'a göre? Ne zaman da post klasik dönem 1300-1600 yılları hocam kitabında başlığıdır. Klasik çağ diye geçer. Evet. 1600 sonrası post klasik çağ diye de isimlendirilmiştir. Evet. Hoca özellikle 17. yüzyılı dönüşüm yüzyılı olarak makalelerin başında bunu gösterir. Evet. Yani bir şeyler değişiyor, dönüşüyor ama bu geriye gerileme noktasında veya ilerleme noktasında değil. Var olan yapının değiştiğini söylüyor. Artık evet. klasik formunda değil Osmanlı diyor ki hı. biz zaten bunu görüyoruz. Tımar sistemi, asker toplama sistemi, devşirme sistemi, devletin idari mekanizmayı ve idari makamları dağıtma sistemi, paşa hanelerin ortaya çıkışı, sonrasında ayanlar ve en son tanzimat reformları. Yani dolayısıyla Osmanlı dinamik bir yapıya sahip. Çok, 17 yüzyılda kendini yeniliyor. Yani bütün sistemini yeniliyor. Tekrar 19'da bu sefer tanzimatla tekrar yeniliyor. Yani bir gerilemeden ziyade kendini dönüştüren, dinamik, şartlara göre kendini adapte edebilen bir yapıyla karşı karşıyayız. Ve İnalcık Hoca da bunu ortaya koymuş oluyor. Yani. Evet. Hocam Cumhuriyet bile bu silsile içerisinde anlaşılması lazım. Evet. Yani şu an yaşadığımız idari rejim Osmanlı'dan, Osmanlı'nın 17. yüzyılında başlamış olan arayışın bir sonucudur. Evet. Yani arayan, daha iyisini bulmaya çalışan, deneyen, yanılan, daha farklı bir metot evet. izlemeye çalışan evet. bir dinamik yapıdan bahsediyoruz. Cumhuriyeti evet. kuranlar Osmanlılar. Hani evet. gökten inmiş bir yapı yok. Evet. Ve Cumhuriyet fikri daha önceki yıllarda Katip Çelebi evet. de geçer hocam. Evet. Yani bunu sanki 20. yüzyılın bir hakikati gibi anlatıyoruz. Ama Katip Çelebi açanlar görecektir. Dört tarz idare vardır diye anlatır. Evet. 17. yüzyılın ortasında. Evet. Ve bunlardan biri de Cumhuriyet'tir der. Evet. Bunlar tartışılmış, gündemde olan meseleler. Hatta Osmanlı Hanedanı yeter artık başka hanedana geçelim diyen kişiler vardır. Yani illa bir hanedan, illa monarşi yapısı olacak diye bir kaide de yok. Ve bu noktada oriental despotizm, o oriental despotluk düşüncesiyle de alakası yoktur. Evet. Zaten bu fikri ortaya koyan Montesquieu gibi yazarlar kendi dönemlerinde de eleştirilmiştir. Açın baksınlar yani
Kanunların Ruhu kitabı yazıldığı zaman bugünkü akademide olduğu üzere o kitaba da bir eleştiri yazısı yazılıyor. Evet. Yazan kişi de bir Fransız ve diyor ki Montesquieu sen Hindistan'dan, Osmanlı'dan bahsediyorsun ve bunları oryantal despot ülkeler olarak anlatıyorsun. Ve kanunsuzluklar sebebiyle bunlar bu haldedirler diyorsun. Ya Allah aşkına diyor, hiçbir kanunname okudun mu? Hiçbir Hint metnine, kanunlarına, dini metinlere baktın mı? Oralarla ilgili herhangi bir araştırman var mı? Ben diyor 10 yıl yaşadım Hindistan'da, Hintçe öğrendim, bu metinleri Fransızca'ya çevirdim. Ve senin dediğinle hiç alakası olmayan bir resim görüyorum. Evet. Sen oturduğun yerde bu kitabı yazmışsın ve buradan şöhret elde ediyorsun. Evet. Yani diye. Bir mit üretiyorlar. Tabii. Tabii o... Ve kendileri inanıyor sonra buna. Evet. Ya bizler de inanıyoruz o eserleri, o kişileri önemsediğimiz için. Bence burada... Tabii işin yani en ironik tarafı da o yani. Hani o adamların hiçbir veriye dayanmadan üretmiş oldukları o miti biz de kabul edip kendimizi öyle görmeye... Tabii. Bu inanılmaz büyük bir özgüven eksikliği getiriyor. Tabii, yani tabii. Pragmatik sonuçları diye konuşacağız inşallah. Orada toplumlar, yani bu tarz etiketlerle etiketlenmiş olan toplumlar bir yerden sonra gerçekten bir özgüven eksikliğine düçar oluyorlar. Peki ya bu Brodel'den sonra hocam yani kimler bu eleştiriyi ileriye götürdü? Kimler onun peşinden devam ettiler? Yani iktisat tarihçisi Roger Owen 1970'lerde, 70'lerin sonu 80'lerin başında bunu sadece İzmir üzerinden değil Orta Doğu ticareti 1500-1800 yılları arasında bakın ne kadar canlı diye bir kitabında Orta Doğu ve Dünya Ekonomisi başlık kitabında anlatıyor. İnalcık Hoca'dan bahsettik yine 80'lerde bu makaleyi yazıyor. Askeri ve fiskal dönüşüm diye 1600-1700 yılları arasında. Süreyya Faruki hocamız yine başta da söyledik. Osmanlı'yı gerileyen değil, ayakta tutan sebeplere bakın. 17. yüzyıl bir başkaldırı yüzyılı, bir kriz yüzyılıdır dünyanın genelinde. Ve Osmanlı bu krizlerle nasıl baş etmeyi başarmıştır? Bunun hikayesini yazın. Gerçek tarihçiler budur diye açık açık yazıyor. Evet, yani Süreyya Faruki hocanın söylediği şey, yani ön yargıya dayalı, ideolojik ve işte belli felsefi sebeplerden dolayı, yani belli bir damgalama söz konusu ve bunu temellendirmeye çalışmak yerine gerçek tarihçilik yapın. Tabii, tabii. Yani bu... hakikaten ne oldu ve yani bu kadar uzun yani 3 asır 4 asır bir gerileme olmaz. Hani bu devlet nasıl yaşadı? Tabii. Hani buna bakın şeklinde yani gerçekten de gerileme paradigmasının en büyük zararı hani tarihçiler açısından ve tabii diğer insanlar açısından da ha geriledi diye damgaladıktan sonra artık her yerde gerileme delili bulmaya çalışıyorsun yani. Halbuki o dönemde ne kadar büyük olaylar oluyor. Bir sürü yani mimaride, sanatta, edebiyatta, işte teknolojide, bilimde falan bir sürü atılımlar, gelişmeler oluyor. Ama tabii bunları görmeyip sürekli gerilemeye delil arama çabası oluyor. Bu da yani insanı bir nevi at gözlük takarak tarihe bakmış gibi bir pozisyona düşürmüş. Yani bu kadar önden gelen insanlar... İşte Halil İnalcık, Faruki, efendim Brodel vesaire bütün bu insanlar bu gerileme paradigmasının yanlış olduğunu ifade ediyorlar. Asıl büyük darbe hocam, yani hocanın şöhreti, kitabının etkisi sayesinde Edward Said'den geliyor. Evet. 1978'de Şarkiyatçılığı yayınladığında buna dair bir eleştiri getiriyor ve Orta Doğu'nun tarihi yeniden yazılmalı diyor. Net bir şekilde. Çünkü neden yeniden yazılmalı? Çünkü Orta Doğu tarihi Avrupa merkezli yazılmıştır. Hı. Avrupa kendisini tanımlamak, tanımak, yükseltmek, yüceltmek adına bir Orta Doğu tarihi yazmıştır. Bunun bir an evvel hem Avrupa'da hem Orta Doğu'da tabii ki ortadan kaldırılıp yeni bir tarih yazımı metodu, anlayış, çerçevesi gerekir diye net şekilde söylüyor. Bence çok büyük bir hizmet yapıyor. Tarihçi değil ama tarihçiliğe getirdiği o bakış, o özgürleştirici tavır. Evet. Büyük bir Brodel kadar destek verdi diyebiliriz. Evet. Ve Bernard Lewis gibi kişilerin siyasi ajandaları da ortaya çıkıyor. Zaten işte 11 Eylül saldırıları esnasında takındığı tavır, verdiği demeçler, yazdığı kitap, neden yanlış yapıldı, hata neredeydi gibi eserler. İslami terörizm gibi hiç kabul edilmeyecek bir ifadeyi tarihselleştirmeye çalışıyor.
Evet. Apaçık. Yani, tarihi kök bulmaya çalışıyor. Tabii. Evet. Ve diyor ki bakın 300 yıldır gerileyen toplumlar büyük bir hınç biriktirdiler. Kendilerini yenen toplumlara karşı 11 Eylül bu hıncın tecessüm ettiği bir andır diyor. Evet. Mantıklı geliyor ilk başta ama arkada bunu söyleyen kişinin zihinsel arka planını ve niyetini bilmedikçe biz büyük bir yanlışa düşmüş oluyoruz. O eser de çevrildi, okunuyor ve insanlar büyük bir tarihçilik eseriymiş gibi onu ne yazık ki hala gündemde tutuyorlar. Ama bence onu tarihçilik kategorisinden çıkartıp siyasi bir metin, siyasi bir analiz olarak, bir niyet okuma olarak, yani bir amaca matufen yazılmış bir metin olarak görmek lazım. Hiç de öyle bir şey yok çünkü. Yani olmayan bir mesele üzerinden bir hakikat yaratmaya çalışıyor. Çok dikkatli Peki, olmak. Peki mesela bu... Ama bak burada ilginç bir şey var, onu ifade edeyim. 11 Eylül'den hemen 2 veya 3 gün sonra, 2 gün sonra olabilir. İngilizlerin çok meşhur bir, önemli bir gazetesi var. Daily Mirror. Daily Mirror değil mi? Evet, Daily Mirror. Bu aristokratların gazetesi. Daily Mirror. Neyse, Daily Mirror olması lazım. Orada 11 Eylül'ün şeysini yaparken onunla alakalı bir yorum okumuştum ben hemen 2 gün sonra. Orada şunu söylüyorlar. Diyorlardı ki Türklerin Viyana, 2. Viyana yenilgisinin öcünü yeni aldılar. İntikamı alındı diyor. Mesela ben o zamana kadar 11 Eylül'de, yani 2. Viyana kuşatmasının 11 Eylül'de yani bozgun hadisesinin 11 Eylül'de gerçekleştiğini bilmiyordum. Ve onu okuduğumda önce şaşırdım. Garibime gitti. Bayağı hayal gücü geniş birisiymiş. Hayal gücü değil işte. Yani nasıl düşündükleriyle alakalı. Evet evet. Yani, yani o... öyle bir şey ki sanki insanın aklına gelen şey şu. Bu şeyi 11 Eylül hadisesini planlayanlar böyle bir söylemi de dikkate alarak planlamışlar gibi yani. Yani o yani Batı ve İslam arasındaki çatışmanın yeni bir safhası gibi kurguluyorlar. Tabii. Ve bak, evet. Bu çatışma devam ediyor. Yani 2. Viyana kuşatmasında ki yenilginin intikamı yeni alındı. Viyana'dan değil de yani Amerika'dan alındı. Evet, evet. Ve bu şu manaya geliyor tabii. Amerika o zaman şu anda Müslümanların hedefinde. Evet, evet. Ve gidip işte tabii esas düşman Türkler. Ve ha, böyle oldu, evet. Böyle olunca da o zaman bakıyorsunuz bütün sonraki 11 Eylül sonrasındaki yerküre üzerindeki Amerika'nın rejisiyle yürütülen operasyonlara baktığınızda böyle bir bakışla desteklendiğini görüyorsunuz. Yani hani şöyle söyleyeyim, hani diyorlar ya futbol sadece futbol değildir. Tarih de sadece tarih değildir yani. Evet. Peki hocam size şöyle bir soru. Biraz önce Fatih hocamız gayet güzel ifade etti. Halil İnalcık hocamız işte Türk tarihi yeniden yazılmalı diyor. Yeni bir dönemlendirme getiriyor. Bu da Türk yani tarihçiliğin piri sayılıyor. Herkes saygı duyuyor. Peki yani ve tabii başka hocalarımız da var. Mesela Cemal Kafadar hocamız var. İşte diğer İlber Ortaylısı vesaire. Bu bütün yani önde gelen tarihçiler bu artık gerileme söylemini bırakalım diyorlar. Ama hala neden bizim lise kitaplarımızda ve genel olarak hani söylemde, toplumdaki yani söylemde bu geri kalmışlık paradigması, söylemi hala devam ediyor ve zihinlerimizde bu adeta bir dogma gibi, amentü gibi yerleşmiş. Yani acaba yani bunu sadece tarihçiler değiştirmeye güçleri yetmez mi? Bunun arkasında felsefi olarak da bir çalışma mı yapılması gerekiyor? Hem, neden bu söylem hala hani çok güçlü bir şekilde, hatta tek söylem yani hani şeyde toplumda, çünkü eğitim sisteminde de hala bu devam ediyor. Yani resmi bir tarih anlayışı olarak bu kabul edilmiş ve hala da değişmeden devam ediyor. Şimdi ama evet. bu yani çok... Burada sizin gibi felsefecilere mi iş düşüyor hocam? Çok büyük, tabii felsefi bir tarafı var yani, o noktada bir şüphe yok ama şunun bir defa farkında olmak lazım.
biz kendimiz millet olarak kendimizle alakalı kanaatimizi değiştirmeden geçmişimizle alakalı anlatıyı değiştiremeyiz. Yani diyorsunuz ki esas sorun bizim kendi hakkımızdaki algımız. Tabii ki. Yani biz şu anda kendimizi nerede görüyorsak o gördüğümüz yere bağlı olarak geçmişe bakıyoruz. Evet. Ama aynı zamanda mevcut halimizi değerlendirirken de aslında bir gelecek ufku da önemli. Evet. Yani, dolayısıyla bu söylediklerinizden şunu çıkartmış oluyoruz. Yani tarihçilerin tek başına çalışma yapmış olmaları ve tarih içerisindeki bu gerileme söyleminin verilerle çeliştiği, verilerle desteklenmediğini söylemeleri bu yeterli değil. Bir sosyal psikolojinin değişmesi lazım. Kendi hakkımızdaki algının değişmesi lazım ki tarihçilerin söyledikleri bizim zihnimizde bir yere otursun. İnşallah bu tartışmaya devam edeceğiz. Kıymetli seyirciler, programımız burada sona ermiş oldu. Bir sonraki Açık Medeniyet programında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.